İş Sanat sunar. Caz Karavanı. Ben Eray Aytumur ve bugünkü konuğumuz caz şarkıcısı, eğitmen, söz yazarı Sibel Köse. Caz Karavanı başlıyor. Bugün dünyanın önde gelen caz divalarının modern zamanlardaki ve bizim coğrafyamızdaki bence bir numaralı halifi Sibel Köse'yi konuk ediyoruz. Hoş geldin sevgili Sibel. Hoş bulduk Eray'cığım. Sibel Köse için bizim toprakların divası dedim ama tam olarak galiba bu da doğru. Teveccühünüz diyeceğim Eray'cığım. Çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Bayağı bildiğimiz divasın Sibel. Ayrıca da hani sözü oraya getireceğim. Bizim toprakların dedim ama aslında hani dünyanın da hatırı sayılır geniş bir bölgesinde hakikaten onların da diva kabul ettiği bir isimsin. Sadece hani başka bir terminolojiyle hitap ediyor olabilirler. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Sevgili Sibel'ciğim, seninle Caz Karavanı'nın biz 3. bölümünü gerçekleştiriyoruz. Öncelikle tekrar teşekkür ediyorum. Rica ederim. Şeref verdin. 2. bölümde de sevgili Can Tutuğ'u konuk etmiştik ve Can'la caz müziği enstrümanları üstüne bir sohbet gerçekleştirmiştik. Bildik bilmedik bütün enstrümanları sayarken Can tabii çok haklı olarak aslında caz müziğinin olmazsa olmaz enstrümanı bir de insan sesidir dedi. Biz de tam Can'ın orada bıraktığı yerden konuyu devraldık ve şimdi cazda insan sesi meselesini bugün izninle seninle konuşmak istiyoruz. Dilersen şöyle başlayalım. Caz vokali ne demektir? Bu birinci sorunun A bende olsun. Şöyle de devam edelim. Caz vokalistini herhangi bir müziğin vokalisti olmaktan ayırt eden yanlar nelerdir? Burada aslında galiba hani cazın o doğaçlama karakteristiğinden ötürü en çok hani caz vokalistini klasik vokalistten ayıran nedir'i sormak istiyorum ama sen nasıl ele almak istersen. Caz vokali nedir? Şimdi tabii ki yani çok geniş bir soru ve eminim tek bir doğru olan da bir soru değil. Hani herkes kendine göre cevaplayacaktır. Hani benim vereceğim şeyler de ona göre olacak. Çünkü düşünürsek önce dans vardı diye başlar hikaye. Yani müzikler, belli toprakların müzikleri veya dünya müzikleri ya da genelde hani çıktığı zaman dansıyla kimi yerde bir ayin olarak, kimi yerde bir yakarış olarak ve dansla birlikte. Çünkü caz dediğimiz zaman benim hep anlattığım tanım diyeyim derslerde ve yeni başlayan arkadaşlara yapılan tanımlamalar içerisinde doğru bulduğum Afrika ritimlerinin Avrupa enstrümanlarıyla buluşup Amerika'da çıkmış olan müziğe caz denir diye bir tanımı var. Dolayısıyla tavralardan başlayarak o ritüelleri, hikaye anlatıcılığını, sesin ki en doğal enstrüman ve aracısız belki de tek icracı oluyor o anlamda. Caz vokalisti, caz şarkıcısı, singer, crooner, kadınlar adına canaries. Bunlar Big Band dönemlerinde mesela işte erkek şarkıcıları, crooner, kadın şarkıcıları, kanaryalar falan gibi isimler de var. Her ne derseniz deyin, insan sesini enstrüman olarak kullanan, hikaye anlatan, hayata dair hikayeler anlatan, aşka dair hikayeler anlatan, kimi zaman yaşanan sıkıntılara dair hikayeler anlatan, sözlü veya sözsüz, sesini kullanarak bunu ifade eden bir sanatçı, kendini ifade biçimi diyelim genelde, ismi ne olursa olsun. Leonard Feder diye bir tane hem besteci hem böyle caz teorileri üzerine çalışmalar yapan Amerikalı şey diyor. Dört, yani ben şimdi artık buradan itibaren de bu Afrika tarlalar, plantasyonlar, işte hapishaneler, kilise, her nerede çıkıp sonradan dünyaya yayılan bu müzik New Orleans'tan başlayıp önce Amerika'da sonra çeşitli organizasyonlarla Avrupa'da Amerika'nın da en önemli sanata katkısı diyebiliriz. Ve dolayısıyla dünyaya yayılmasında da bu nedenle bir, nasıl söyleyeyim, yaygınlığın artması dolayısıyla öyle bir önemi de olmuş Amerika için. Ama sonrasında her gittiği yerde kendine yeni bir ifade ve beslenecek yeni damarlar bulabilmiş ve bir yandan da dünyanın konuştuğu ortak bir dil haline gelmiş gibi görüyorum cazı bir yandan da. Dolayısıyla bakış açımda da biraz böyle tüm bu ögeleri hayalimde canlandırıp kendi bulunduğum topraklardan, kendi hikayelerimden beslenerek mesela benim yaptığımda
ve eminim dünyanın farklı bir yerindeki bir caz şarkıcısı da benzer bir şey yapıyor. Brezilya'daki kendi müziğinden, Arjantin'deki kendi müziğinden, işte Norveç'teki, yine oranın sadece müziği de değil, kültür diyelim. Çünkü coğrafya, yemek, işte ne bileyim, insanların birbirleriyle iletişim kurma şekli vesaire, böyle minik minik değişiklikler ve giderek açılan bir yelpaze içerisinde. Ve belki de George Michael'ın geçen sene nerede yapmış olduğu bir albüm var, Songs from the Last Century diye. Yani geçtiğimiz yüzyılın şarkıları diye, böyle işte Amerikan caz standartlarından bir albüm yapmıştı. Hakikaten güzel isim. Dolayısıyla 20. yüzyılın müziği bir yandan da. Yani o zaman başlamış ve şimdiye kadar hala varlığını sürdürmüş. Tabii ki içeriği de, fonksiyonu da zaman içerisinde değişmiş bir yanı da var. Çünkü bir başka bir toplum içerisinde yeşeren ve oradaki işte çeşitli yaklaşımları da göz önünde sosyolojik olarak düşünecek olursak, o zamanki hali ve şu gün geldiğimiz daha entelektüel, daha sofistike, daha beden ve ruh olduğu kadar zihne de belki hitap eden ve kendini geliştirmiş bir durum da var elbette. Bütün bunlara tabii ki hepsine birden hakim olmak bir hayat içerisinde imkansız bir şey olduğunu yavaş yavaş idrak etmek durumunda olarak, herkesin de kendi içinde orada bir kendine niş açabileceği bir güzelliği de var. Leonard Feather şunu diyor bir caz vokalistini değerlendirirken, lafı çok dağıttım ama, bir ses tonu, iki cümlelenmesi, phrasing İngilizcesi, öyle önemli bir kavram hakikaten. Ve bunun içinde hikaye anlatıcılığı da var, bunun içerisinde zaman algısı da var, bunun içerisinde ritmik yapı da var, bunun içerisinde kendi kattığı vurgular da var, doğaçlaması var, işte giriş gelişme sonucunun dinamikleri var, var da var. Seçmiş olduğu şarkılar, yani repertuarı diyor, bu repertuarı illa şarkı formunda düşünmek zorunda da değiliz. O zaman belki insanların kendi yaptıkları özgün çalışmaları da onun altına, bugün artık çünkü öyle bir hale geldiği için, katabiliriz. Ve birlikte çaldığı müzisyenler diyor. Tabii bu biraz özellikle mainstream, ana dalga Amerikan caz müziğinin bir değerlendirme şeyi gibi de düşünebiliriz bir yandan. Dolayısıyla bir caz şarkıcısının, yani şarkıcı olmak zaten sesini kullanarak ruh, beden ve zihni bir araya getirip kendine ait bir pencere açmak. Duygular, düşünceler, yaşanılanlar, deneyimler, onları ifade etmek, dediğim gibi sözlü ya da sözsüz. Böyle bir ve insana en yakın, çünkü saç teli kadar, işte parmak izi kadar herkesin kendine ait ve gelişiminden de muhafazasından da kendisinin sorumlu olduğu bir enstrümandan söz ediyoruz. Yani ve çok farklı coğrafyalarda çok farklı kullanımları var. İşte throat singing'ler var, ırtlak mesela ifadeleriyle, overtone singing diye bir şeyler duymaya başladık. İşte Tibet vesaire, vücuttan 2-3 ses çıkartabilmek mümkün. Her geçen günde başka bir keşif yapmak da mümkün. Ne enteresan ki. Yani dünyanın en eski enstrümanı. Epeyce uzun anlattım ama işte aklıma gelenler bunlar oldu senin sorunla. İşte o kadar güzel anlattın ki tabii biz de buna hiç şaşırmadık. Aslında aklımda olan iki soruyu da şimdiden yanıtlamış oldun. Çünkü hem şeyi sormak istiyordum. Caz vokalisti olmak istersek hani temelde tabii ki kişisel farklılıkları, kültürel etmenleri bir kenara koyarsak temelde nasıl bir yol haritamız olmalı? Hem hani eğitime başlama sürecinde, hem hani gündelik yaşam pratiklerimiz, kültür fizik deneyimlerimiz bile dahil olmak üzere nasıl bir yol haritamız olmalı diye soracaktım. Hem de belli başlı teknikler üstüne soracaktım. Sen kısmen şimdiden yanıtlamış oldun ama yine de İlk soruma dönersek eğer, nasıl bir yol haritamız olmalı ya da yok kardeşim bunun yol haritası o kadar da herkese göre yok yani. Herkes de caz vokalisti olamaz der misin? Ben öyle bir şeyim yok yani, şu olur şu olmaz falan, o hiç benim gücüm ya da şeyim altında değil. Çünkü her ne konuda olursa olsun insanın kendi, nasıl söyleyeyim, Sting demiş, manevi bir yol aslında bir yandan. Orada nasıl bir yol seçer, kime ne uygundur, tamamen insanın kendini keşfetmesiyle ilgili bir konu olduğunu düşünüyorum. Benim çalıştığım, birlikte çalıştığım, ki epeyce de bir zaman oldu aslında bakarsan, 20 yılı buldu neredeyse atölyelere başlayalı. O zaman da şöyle başlamıştım, ha ben bu işi biliyorum, aman da birine de falan, öyle bir şeyim hiçbir zaman olmadı. Sadece kendi birikimlerim, deneyim neyse onu paylaştığım ve olabiliyorsam rehber gibi. Yani
gördüğüm yüzlerce kişiyle çalıştım bu zaman zarfında. Hani Ankara, İstanbul, işte gittiğim Polonya'da 10 yıl yaz okulu, 10 yıldır Bahçeşehir Üniversitesi, Rusya'da gittiğim masterclasslar vesaire. Baya bir insanla tanışma şansım oldu. Eğer becerebildiysem de onlara biraz dokunmaya çalıştım. Tabii bu arada o benim kendi kişisel gelişim için de inanılmaz bir katkısı oldu. Çünkü elbette pek çok hata yaparak bir şeyler gelişti, öğrenildi falan filan. Uzun bir zamanda ve çok çok değerli bir sürü insanla tanıştım. Ve inan bana herkesin yolu ayrı. Ben tek bir yol öneremem ama yapılacak şeyler belli. Ben kendi yaptığımı anlatıyorum insanlara, o yüzden size de onu anlatacağım. Yani çünkü o arada teknoloji çok değişti ve insanlar artık bambaşka bir çağda bambaşka bir imkanlarla yaşıyorlar. Bunun artı ve eksileri şüphesiz var. Çünkü ben başladığım zaman bayağı teknoloji olarak gerilere bir yere gideceğiz. Plak vardı, kaset vardı mesela. Önce pick-up ve plak macerası, arkasından kaset macerası, arkasından CD, arkasından şu anda artık MP3, MP4, makara bantlar gördük radyolarında falan filan. Hani dinlediğimiz mecraları söylüyorum çünkü şöyle bir üç ayağı var: dinlemek, çalışmak ve söylemek. Hani en kaba şekliyle bunu da Can Kozlu işte öğrencilerine anlatıyormuş. Ben de oradan sayın hocamızdan kopya çekmiş olayım. Yani bol bol müzik dinlemek. Kendiniz artık ne yapmak istiyorsanız onları kendi enstrümanımıza yansıtmaya çalıştığımız practice, man practice diye. Hani Muppet Show'da öyle bir şey vardı. Carnegie'ye nasıl gidebilirim diye yol soruyor. İşte saksafoncu vardı ya orada meşhur gözlükle. çalışarak diye böyle. Ve bunları icra etmek, bunları seyircilere icra etmek mümkünse, yani konserlerde şüphesiz çok değerli ama caz biraz da kulüp müziğidir, biraz da kent müziğidir, biraz da yani şu dönemde mesela Covid olduğundan beri seyirciyle çok az bir araya gelebildik ve kıymetini de büyük ölçüde anlamış olduk. Yani web konserleri, stüdyo çekimleri, televizyon, radyo, bunların da şüphesiz büyük yeri ve önemi var. En azından bir nebze bile olsa hani hala bir iletişim içerisinde olmamızı sağladı. Ancak mesela kulüpte seyirciyle yapılan bir yandan da icralar kolektif bir enerji ürünü de oluyor. Nereden bakarsanız bakın. Dolayısıyla bu söyleme kısmı da çok önemli. Özellikle caz müziği yapmak isteyen insanlar için ve hep öğrencilerime de onu diyorum son özellikle 2 yıldır. Umuyorum bütün bu hani yaptıklarımızı uygulama, bol bol uygulama imkanı olur diye gerçekten diliyorum. Çünkü bu mahrumiyet hem müzisyenler için zor hem dinleyiciler için zor. Bizim için de ayrıca hani falan bilmem. Soruna cevap verebildim mi? Yani üst üste kayıt değil, o anı müzisyenlerle paylaşmak, birbirinin hissetmek, anlamak ve ortak bir ifadeye dökmek çabasıyla uğraşıyoruz hep. Hani caz müzisyenleri, belki de tüm müzisyenler, o yüzden ayırmayayım çünkü caz içerisinde doğaçlamayı barındıran tek müzik türü değil zaten. Yani bugün yeni müzikte de doğaçlama var, rock'ta da doğaçlama var, pop'ta bile var. Hani ancak işte Louis Armstrong'un dediği gibi iyisi var, kötüsü var. Hani bunları herkesin de o iyi ve kötü şeyleri biraz işte orada sübjektif olmaya başlıyor. Çünkü kişisel zevkler işin içine giriyor ve girmek zorunda. Çünkü bir yandan o bireyselliğin de ifadesi önemli. Dolayısıyla bir caz vokal, bir caz şarkıcısı, bir sesiyle caz müziğin içerisinde katkıda bulunmak isteyen kişi kendisini olabildiğince geliştirmeli ve ama söylemeli her şeyden önce. Ve söyleyecek sözü de olmalı. Dolayısıyla o sözü biriktirmek için de hayat deneyimi de işin içine böyle bir şey katıyor şüphesiz. Tanıştığınız insanlar, duyduğunuz hikayeler, gördüğünüz yerler, dinledikleriniz, ustalarınızın size tavsiye ettikleri, bazen herhangi bir değerli dinleyicinizin tavsiye ettiği, bazen kafanızın içinden bir soru geçerken yolda yanınızdan geçen birinin verdiği bir cevap. Her şey sizi etkileyebilir o noktadan sonra. Yeter ki açık, istekli ve inançlı olun diyebilirim. Harikasın. Gördüğünüz gibi aynı zamanda muhteşem bir anlatıcı. Peki şimdi caz şarkıcılığı, doğaçlama, an meselesi demişken bizim gibi
sizin gibi değil, bizim gibi caz yolculuğunun çok başındakilerin en merak ettiği meselelerden biri şu dubadu 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 sket singing. Şimdi o dubadular mubadular şubadular falan o anda mı aklınıza geliyor ya da hep aynı dubadu mu çıkıyor? Sket singing nedir? Sket singing çok gene genel tarifiyle anlamsız heceler kullanarak bir şarkıcının ya da vokalistin kendi enstrümanındaki ifadeleri, kompozisyonları yaptığı sololardır. Bana göre sket dediğimiz, yani her vokal mesela doğaçlama sket midir? Bence sket biraz daha böyle swing ve bebop dönemine ait bir doğaçlama tarzıdır. Dolayısıyla o ritmik hisleri yakalayacak cümleler falan gene aynı şey. Yani gene bir şarkı gibi. Bu sefer kullandığınız heceler artık onlar hece mi? Bir enstrüman mı taklit ediyorsunuz? İşte nefesli sazlar mı vokalden etkilenmiş? Vokal mi nefesli sazlardan etkilenmiş? Yumurta mı tavuktan, tavuk mu yumurtadan? Fark etmez. Neticede bir nefesli enstrüman olduğumuz kabul edip ama vücudumuzu ne kadar işin içine katarsak aslında ağız içindeki yaptığımız artikülasyonlardan ötürü bir yandan vurmalı bir saz da olabileceğimizi ve işte daha ruhani dediğim gibi işin içine biraz daha meditasyon vesaire katmış mesela ülkelerin yaptıkları gibi kanal açmak da bunun mesela bir şeyi olabilir. Örneğin Bobby McFerrin muazzam vokalde doğaçlamaları olan bir şarkıcı. Circle Songs diye bir tane albümü var. Böyle 6 vokal, yanlış hatırlamıyorsam belki daha fazla ama 6 vokal üst üste çift kayıt gibi hatırlıyorum. Yani 12'ye kadar giden sanki yanılmıyorsam özür dilerim. Onu da hayal gücümle atmış da olabilirim ama öyle hatırlıyorum. Döne döne belli paternlerde mesela birbirinin üstüne binen melodilerle improvise parçaların olduğu bir albüm. Sabahları kayıt yapın diyor mesela. Sabah kalkar kalkmaz. Çünkü o ilham dediğimiz hani nereden ne oluyorsa ve işte bir böyle improvize bir şey kaydediyor hiç bilmediği bir dilde. Sonradan bu çıkıp anlaşılıyor ki Afrika'da bilmem ne kabilesinin yerel dilinde bir şey diyor o sırada. Yani onun bir dil olduğunu fark ediyorlar falan filan. Hani böyle bir durum da var yani yazılmış mesela special chorus, özel melodiler belli bir parçanın belli bir solo bölümüne. İşte atıyorum nefeslilerle unison yani aynı anda aynı ses olarak veya farklı armoniler tınlatarak gerçekten tam bir enstrüman olarak kullanılması da mümkün vokalin. O zaman da bazı yazılı sololar evet olabiliyor. Yani işte bir parçanın belli bir bölümü veya tamamı veya birkaç kez döngüsü kadar yazılı doğaçlamalarda olabilir. Ya da aranjör bazı dinamikleri verebilir. Free Jazz'da olduğu gibi bazı işte kolektif improvize dersleri sevgili Şevket Akıncımızın da burada kulaklarını çınlatayım. Onun derslerine de girmek böyle çok bana şeyler kattı böyle izin aldım sayın hocamdan. Yani mesela orada belli conductor'ın yani şefin belli şeyleri var. Belli zamanlarda yapılacak sessizlik, darbeli bir ses, melodik olmayan bir şey falan gibi bunları böyle yöneterek anda çıkan bir şey. Her enstrüman olabilir sadece vokalistin mesela. Yani böyle notlar da olabilir bazı trafiklerle ilgili ama her ne olursa olsun çok o anda çoğu soloda sket dediğim şeyde de kurulan cümleler o parçanın harmonisi üzerine veya artık yaklaşımınız her neyse onun zıttını olur şikala, hani gerçekten o anda ne yapmak istiyorsanız ve tabii ki birlikte olduğunuz ansamblda hangi müzisyenler varsa onlarla beraber ne çıkarıyorsanız ya da yalnızsanız o da başka. Anda yapılan bir müziktir ve hani uğraşsanız da iki kere aynı şeyi çıkarmak belki çok daha zor olabilir o anda. Harika. Çok klişe, çok klişe ve habire aynı şeyi yapmıyorsanız tabii hani öyle bir yöntem bulmak da mümkün. Ama benim anladığım gerçek şarkıcı bir anda tekrar bambaşka bir tempo, bambaşka bir tartım, bambaşka bir havaya da girebilir. Tamam. Bulmak istediği şeye bağlı olur. Süper'cim şimdi kurallardan ve genellemelerden aslında mümkün mertebe uzak durmaya çalışmakla birlikte sanki böyle ilk etapta gözümüze çarpan şey kadın caz vokalisti sayısı erkeklere nazaran daha fazla. Hani kadın sesi doğası itibariyle caz vokaline daha uygun olduğu için mi? Sosyal, siyasi başka bir nedeni var mı? Yoksa zaten bu söylediklerimin hepsi birer safsata mı ibaret? Yani safsata değil çünkü
şeylerde de o görünüyor yani bütün akademik çalışmalarda da yapılan programlarda gerçekten erkek vokal az, kadın enstrümantist de az buna mukabil. Çok tabii ki sebepleri de var bunun hani. Ve ben bir safsatı olarak görmüyorum. Ve mesela erkek şarkıcı olmanın da, kadın müzisyen olmanın da elbette kendine göre o anlamda güçlükleri de var. Çünkü biraz daha alışılmışın dışında gibi. Ama geleneği var mı? Elbette var. Çok değerli sanatçılarım var mı? Bunun şüphesiz. Ve giderek de o dengenin biraz böyle şey olduğunu düşünüyorum. Yani daha çok kadın müzisyen, daha çok erkek vokalist şeklinde. Yani kadın erkek diye de çok böyle bireylerimizi ayırmadan herkesin kendini ifade edecek bir alanı bulup açmasını diliyorum senin dediğin. Çünkü belki de işin biraz daha market yani ticari kısmında belki de öyle. Belki sosyal nedenlerden çekinceler oluyor ataerkil toplumlarda falan. Öte yandan kadınların hani artık böyle karma mı diyeyim, karakteristik özellikleri mi diyeyim. Yine birey olarak ayırmıyorum. Yani kadın hissi diyeyim ben ona asıl. Hani nurture yani teskin eden, tedavi eden, ninni söyleyen, sağaltan, feminen şeyi de var. Ama bu herhangi bir enstrüman da bir an aynı ifadeyi bulabilir, etkiyi yaratabilir falan filan. Yani daha çok fiziksel gender, cinsiyet değil de işin kendi doğası. Çünkü her ses bir renktir nihayetinde. Dediğim gibi umarım daha ifadesini bulacak alanları her birey bulsun. Peki şimdi geliyoruz Caz Karavanı'nın müzisyenlerimize yönelttiğimiz subjektif sorularından biri. Şimdi. Buyurun. Buyurun. Varsayalım ki elimde kısıtlı bir bütçe var. Bu kısmını pek varsaymıyor da olabiliriz. Bu genel geçer bilgi olabilir. Elimizde kısıtlı bir bütçemiz var. Bu bütçeyle en fazla 5 vokal albümü alabilirim. Ama tabii hani istiyorsan bütçenin sınırları içinde kalarak sen 10 tane de alabilirsin. 5, 10, 100 her neyse. Bu bütçe içinde kalarak senin böyle ilk aklına gelip bir koşu alacağın caz vokal albümleri nelerdir? Şimdi geçen sene miydi Facebook'ta böyle bir challenge'lar oluyor ya, orada vardı 10 gün boyunca mı herhalde 10'du bir albüm öneriyorsun. Evet doğru. Ondan sonra birilerini de şey gösteriyorsun her gün. Dolayısıyla onların da başını belaya sokmuş oluyorsun. Onlar da 10 albüm ve 10 kişi buluyorlar falan gibi gidip duran bir şeydi. O yüzden konuya hazırlıklı gibi sayıyorum kendimi. Orada verdiklerim bazılarını yine söyleyeceğim. Mesela bir tanesi, ben ilk Ella dinledim. Onu da çok anlattım. Artık o yüzden anlatmayacağım. Merak edenler çeşitli kaynaklarda bakabilirler. Gerçekten bir skek solosuna aşık oldum ve bu kadın ne yapıyor? Ben de ondan yapmak istiyorum falan diye. Hani öyle bir şeyim oldu. Ve ondan sonra da radyo programlarından kasete çekerdik işte biz o zamanlar. Erol Pekcan'ın da caz programları olurdu radyoda. Orada çektiğim bir albüm benim mesela en şey albümümden biri oldu. Vokal albümü değil. Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Toronto, Massey Hall konseri. Bu bir LP aynı zamanda. İşte içinde Hot House, efendim söyleyeyim, Night in Tunisia, Salt Peanuts parçası mesela falan. O benim çocuk dünyamda inanılmaz bir müzik olarak. Çünkü daha önce galiba daha fusion ve pop caz örnekleri dinlemiş. Şöyle cazda çok da şey kurmuyordum hani. O albümü çok beğendim ve bu vokalist, enstrümantist fark etmez bence her caz müziğinin de olması gereken bir albüm. İkinci illaki önereceğim, çok sevdiğim Ella Fitzgerald'ın Almanya Berlin konseri. İnanılmaz How High The Moon solosu, inanılmaz bir Mack the Knife işte. Şahane bir konser kaydı. Ella'yı söyledik, Sarah Vaughan'sız olmaz. Onlar ikisi çünkü benim için böyle ayrılmaz bir şey gibi. Çok farklı olmalarına rağmen çok çok sevdiğim iki şarkıcı. Sarah Vaughan'ın Clifford Brown'la çok genç yaşta maalesef hayata veda eden deha trompetçi Clifford Brown'la olan albümü. Lullaby of Birdland, Jim vesaire birbirinden harika parçaların çok güzel icrası olan. Albümün adını unuttum onu. Gel gör ki. Abi. Yine çok sevdiğim Coltrane'in My Favorite Things ile başlayan ve Every Time You Say Goodbye. Albümü. Miles Davis'in A Kind of Blue. Bunlar böyle şey cazcıların hakikaten kutsal kitapları gibi aynı zamanda albümler olduğu için. Mesela kaç etti? 4. 2, 3, 4, 5. 4,
Coltrane'in Blue Train'i, Miles Davis'in Kind of Blues'u, Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Toronto Massey Hall konseri, Sarah Vaughan Clifford Brown'un albümü. Ya. Evet, Elif Israel'ın da Berlin konseri. Etti tamam. 5. Devam tamam. edeyim mi? İstiyorsan devam et ama bütçen sınırlı, unutma. Bütçem sınırlı. Hadi bütçeyi biraz sponsor olsun. Yani bunlar benim çok sevdiğim albümler bu arada. Tamam. Sevgili Chick Corea'yı geçen yıl kaybettiğimiz Chick Corea evet. bizim dönemin müzisyenleri için inanılmaz yine bir ilham kaynağıdır. Onun My Spanish Heart benim hep ilk göz ağrım olduğu için o albümü çok çok severim. O olabilir. Bir tane Astor Piazzolla albümü çok tavsiye ederim. O olabilir. Antonio Carlos Jobim'in Urubu albümünü yine muazzam buluyorum. Senden bir onu önerebilirim. Evet. Evet, yani o da benim hakikaten şey, inanılmaz bir besteci çünkü Jobim, gerçekten tanıdıkça daha da hayran oluyorum ona da. Diane Reeves'in The Calling albümünü çok çok sevdim ben. Sarah Vaughan'a ithaf ettiği ve senfonik aranjmanların olduğu çok güzel bir albüm. Billie Holiday şimdi karşımda, o evde bir posterleri var, bir de çok güzel bir filmi de izlemesini herkesin tavsiye ediyorum. Bu sene yayınlandı. United States vs. Billie Holiday, Amerika Birleşik Devletleri Billie Holiday'e karşı diye bir film yapıldı ve izlenildi şu anda. Lady in Satin albümü, son albümü. Mesela yine benim için önemli bir albüm. Chet Baker'ın Almost Blues'u, Shirley Horn'un You Won't Forget Me'si, işte Carmen McRae'nin Hangisi Olsa Beğenirim, Monk albümü elbette falan. Bunlar böyle Cassandra Wilson'ın albümleri vesaire vesaire, işte tarihin içerisinden eskiden bugüne kadar gelip de çok çok beğendiğim albümler. Efendim, duyulduğu üzere Sibel Köseyiş sadece şarkı söylerken değil, öylece anlatırken de dinlemek çok büyük bir keyif ve ayrıcalık. Fakat ne yazık ki galiba... Biz ayrılan sürenin sonuna geldik öylece. Çok çok teşekkür ederim Sibel'cim. Hakikaten hem verdiğim bilgiler çok değerliydi, hem de güzel sohbetin her zamanki gibi paha biçilmez. Çok teşekkürler Sibel. Rica ederim Meral'cim, kıymet verip davet ettiğin için ben çok teşekkür ederim. Tüm dinleyicilere de ve emeği geçen bir herkese çok teşekkür ediyorum. Gidiyoruz. Dinleyicilere de sevgilerimi, selamlarımı yolluyorum buradan. Sağlıklı güzel günler diliyorum. Caz Karavanı'nın bu bölümdeki konuğu caz şarkıcısı, eğitmen ve şarkı sözü yazarı Sibel Köse'ydi. Teknik Masa'da Osman Cevizci'ye teşekkür ediyorum. İş Sanat'ın katkılarıyla hazırlanan Caz Karavanı sona erdi. Bir sonraki bölümde caz müziği içindeki yolculuğumuza devam edeceğiz. İş Sanat sundu. Caz Karavanı.